saatlerimiz şu an 9.30'u gösteriyor. Benim 10'da kuaför randevum var. Yine açılışı arabadan yapıyorum size. Giyindik, kuşandık. Kaan beni kuaföre götürüyor. Onun da bugün hafif işleri varmış. Dedi ki ben seni götürürüm. Olur dedim. Ne giydiğimi size bir ayna bulursam gösteririm. Nereye gidiyoruz? Bornova'dan Soner Saç Tasarımı kuaförüne gidiyoruz. Orada Celal var, Celal Bey var. Oraya gidiyorum. Saçımı kestireceğim artık. Vallahi sabah da bir güzel duş aldım, gördünüz. Şöyle dedim ki saçlarımı da, Dyson'a da kuruttum saçlarımı. Ya kuruturken bile, kuruttuktan sonra bile o kadar yumuşacık yapıyor ki. Şu saçlarımı bir düzene sokayım. Sizinle beraber bir gün bir Dyson denemesi yaparız. Bir de benden görün bakalım Dyson'a nasıl yapıyoruz diye. O şekilde. Hayatımın olduğu gibi yine benimlesiniz. En başından söyleyeyim, kanalıma abone olmayı unutmazsanız, bana desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. O zaman hadi kuaförde görüşürüz. Kesim yaptık ve kâhküllerime geri döndüm, gördüğünüz gibi çok memnun kaldım. Çok böyle tam istediğim gibi kesti. Tabi biraz daha saç uzadıkça da katları daha da belli olur. Şimdi şöyle Bornova'ya doğru küçük parkın o taraftayım, aşağıya doğru iniyorum. Kaan'la buluşacağız, ben de biraz gezeceğim. Güzel bir butiğe geldim. Şu kraplardan baktım ya, çok güzelmiş bunlar. Bakın. Şu atıklar var. Şimdi ben birkaç bir şey aldım. Bir iki tane alışveriş yaptım. Onları size gösteririm. Kaan'ın şimdi tepkisini merak ediyorum. Beni bekliyor. Gidelim bakalım. Vallahi bir dolaştım biraz. Birkaç mağazaya girdim. Bu Bornova'da küçük parkta fistan var. Melisa butikte geçiyor. Oradan bir tane eşofman altı aldım. Birkaç tane şampuan ve saç bakımı yağı aldım. Şimdi Kaan'ın yanına doğru gidiyoruz. Bakalım onun tepkisi nasıl olacak. Vallahi merak ediyorum ama ben saçlarımı çok beğendim. Kaan'ın tepkisine bakın. Allah ne dedi, sen bir daha söylesene. Çok avlayan köpekler var beyaz. Tamam. Çok avlayan köpekler vardı. Aynen ya. Onların böyle kırpmaları var ve gözlerin önüne geliyor hatta saçlara bazen. Evet. Saçlarım valla beğendim ya. Çok güzel oldu bence. Saçlarımla aşk yaşaya yaşaya. Gidiyoruz şimdi. Ne tarafa doğru gidiyoruz?
zaten annemlere. Dedim oraya gitmeden önce bir Çeşme alaçatımı yapsak, şöyle bir dolaşsak, hava da güzel. Ne çok sıcak ne çok soğuk bir hava var. Saçlarımı beğendi. Hoşuna gitti. Vallahi ben de o beğenince bir ekstra mutlu oldum tabii, ama ben de çok beğendim vallahi ya. Saçlarımla böyle bir aşk yaşıyoruz. Bu şekilde şimdi Çeşme'ye doğru gidiyoruz. Daha kahvaltı yapmadık. Saatlerimiz 12.30-1'e geliyor. Bir şeyler atıştırırız. Biraz dolaşırız. Oradan Alaçatı'ya geçeriz belki. Dolaşırız. Sonra da annemlere gideriz. Gün bizim için böyle güzel başladı. Güzel devam ediyor. Benim için güzel başladı. Saçımı kestirdim ve böyle bir motivasyonum yükseldi yani. Kırpmalarıma da geri döndüm. Biz Iğdır'a gitmeye karar verdik. Bakın yan tarafımız deniz. Ve böyle mis gibi güzel bir yoldan gidiyoruz. Iğdır'a gideceğiz. Orada bir şeyler yiyelim hem dedik. Daha önce de gittiğimiz bir yer vardı. Sizi şimdi oraya götürüyorum. Orada Damla Sakızlı Muhallebi yemeğe giderdik biz her zaman, ama bugün biraz daha atıştırmadık, böyle düşünüyoruz. Denizin güzelliğine bakın ya. Hava da bulutlu ama güzel bir hava var ve soğuk yok yani. Iğdır'a geldik. Şöyle hemen girişi burası. Buradan geldiğiniz zaman hemen girişinde bir otopark var, ücretsiz. Aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle çarşısı var, küçük zaten. Çarşısına girip ilk olarak bir şeyler atıştırmamız gerekiyor. Hava biraz rüzgarlı burada. Rüzgarlı ve sakin bir cumartesi vallahi Iğdır'da. Evet. Nasıl güneşin yaşına bak. Burada bir otelde kalmıştık. Evet. Geçerler. Küçük bir çarşısı var. Aynen, Herakles. Yani şu ileride Herakles Antik Otel'de kalmıştık buraya ilk geldiğimizde. Tam böyle Fatma Gül. Burası burada bilmeyenleriniz varsa Fatma Gül dizisinin çekildiği kasaba. Şöyle, tamam, mi? Aynen buraya oturalım. Burası güzel ya. Yakamoz kafe. Şey, Türkiyaz. Teşekkürler. Kanka iyi, fit bir kahvaltı söyledik. Aşkım aynen ya. Fit kahvaltı. Seversin. Evet ya. Iğdır'da neydi burası? Türkaz kafedeyiz. Buranın normalde biz Damla Sakızlı tatlıları yemeye geliyoruz, ama bugün de böyle kahvaltı yapıyoruz, ama kahvaltı baya güzel geldi ya. Gözlemleyecektik sırada sadece. Olay. Fit kahvaltı söylüyorum sana. Fit kahvaltı, ama saat şu an kaç biliyor musunuz? 2:20 geçiyor. İlk öğünümüz yani şu anda. Ve saçlarımı kahvaltı yapmaya getirdim. Bir sürü reçel var. Bak, portakal reçeli var. Her şeyin reçelini yapıyorlar burada. Bunun zaten reçelleri hoş. Aynen. Bak. Çantama dokunma lütfen. Çantama yazsana yazsana bir yer oldu. Otur öyle. Bir şey söyleyeyim, Temin bu ne yaptı biliyor musunuz? Şurada sigara böreği duruyordu. Sigara böreğini bir kaptı, direkt aşağıya indirdi. Aşağı inir ve bir güzel yedi. Şimdi yalanıyor ve tekrar masaya çıktı. Bizim son halimiz. Gördüğünüz gibi her şeyi sil süpür yaptık. Ve şu an tatlıya geçtik. Siz de bizim gibi misiniz? Önce kahvaltı yapıp tatlıyı en sona bırakanlardınız biz de. Bakın Kaan'ı göstereyim. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor ya? Şimdi biz kalktık şu karşı caddeden. Tam meydana inmeden önce şu ara sokağa girdik. Burası trafiğe kapalı bir yer. Biz hep geldiğimizde bu yoldan yürürüz böyle. Denize çıkıyor çünkü direkt burası. Şurada bir okul vardı yanlış hatırlamıyorsam. Okulun orada daha da oturulacak yerler var. Denize böyle mekan olarak böyle çok güzel. Ama tabii böyle hiç kafe falan tarzı bir yer yok. Şimdi böyle yürüyüş yapıyoruz biraz Iğdır'da. Iğdır zaten şöyle. Ay, elinde su şişesi var. Iğdır zaten böyle çok böyle hani yürümeden de gezilemeyecek bir yer değil. Konuşamadım. Yürüyerek gezip dolaşabilirsiniz. Bizim en favorilerimizden birisi. Iğdır'ı çok seviyoruz ya. Çok güzel. Evet, burasıydı. Az önce de Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin çekildiği evin önünden geçtik. Fotoğrafını çektim, Instagram'a da attım. Orası bir sembol zaten yani. Bakın şimdi şöyle göstereyim size. Gel buradan girelim böyle. Buradan böyle giriyorsunuz. Burası okuldu. Sanırım hala okul mu, sağlık ocağı mı yapıldı bilmiyorum. Çeşme'de nadir bulunan sakin yerlerden biri. Ağaç altını bedavaya kullanabiliyorsunuz yani. Çok güzel. Çok güzel.
zaten. Şimdi yürüyoruz. Yani şurada benim bir tane fotoğrafım var. Tam şu duvarda. Ya Erkan'ın orada bizim uzun verdi lan orada. Ildır sokakları. Bakın. Buradan denize girilir çok. Şurası Ali'nin yeri restoran. Aslında buraya yazın masaları falan atıyorlar böyle. Denize sıfır bir şekilde. Keyfinizi yapabiliyorsunuz. Burası artık sonuna doğru. Şu gemilerin olduğu yerden sonra Ildır deniz kenarına uzaklaşıyorsunuz ama bugün deniz kenarına bakın. Tabii ki de bir yandan buraya gelmişken karavanla da buraya girip hani nereye koyabiliriz karavanı, bir yere park edebilir miyiz diye onlara da bir yandan da baktık. Birkaç tane yer var böyle kafamızda belirlediğimiz. İleride böyle bir karavanla gelmek istersek, gelecek olursak. Ildır'ın içinde yok ama girişinde bir bölüm var böyle, gördük denize yakın bir yer. Belki bir gün Çeşme Ildır tarafına gelirsek karavanımızla. Çok içimizden gelmiyor bu taraflara gelmek ama yaz gelmeden şöyle bir keyif yapmak istersek diye karavan içinde birkaç yer burada gözümüze kestirdik. Sizin de varsa bize verebileceğiniz fikirler aşağıya yorum olarak yazarsanız seviniriz. Biz Çeşme Urlalıyız zaten. Çeşme Alaşat tarafına yazın hiç gelmiyoruz çünkü. Gerçekten de yazın çok keyifli olmuyor. Ama şimdi bu dönem, bu mevsim çok böyle en keyifli zamanları yani. Oranın nasıl mekanı? Ya inan işte. Biz böyle bir yere alsak Odurla gibi bir. Yaparız yani. İçinde bir restoran. Şimdi Ildır'dan çıktık. Gezdik, dolaştık, yürüyüş yaptık, kahvaltımızı yaptık. Vallahi çok keyif oldu, güzel oldu. Alaçatı'ya gitmeyi planlıyorduk ama umarım hep sesimi duyuyorsunuzdur. Aşkım bir kapatsın acaba. Bu arabada ses biraz fazla yankılanıyor. Alaçatı'ya gitmeyi planlıyorduk ama vallahi çok gidesimiz gelmedi. Zaten çok Alaçatı mekanını çok böyle hayran olduğumuz birileri değiliz. Bir an direkt şu Çeşme Alaçatı'ya gidelim böyle ama yok yani. Ildır'dan sonra Alaçatı sarmıyor bence. O yüzden şimdi Urla merkeze doğru gidiyoruz. Çünkü akşam Urla'da kalacağız. Ve ne yok? Benim burun spreyim yok. Burun spreyi almayı unutmuşum ve burnum tıkalı. Gece bu burun tıkalıklığıyla uyuyamıyorum kesinlikle. O yüzden hem de dedik mana olsun. Urla merkeze doğru gidiyoruz. Şimdi eski yoldan gidiyoruz. Bakın size şöyle göstereyim. Burası eski yol. Çevre yoluna, yani otobana girmeden direkt Urla'ya daha rahat bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Önümüz böyle yeşillik ve zeytinlik her yer. O yüzden şimdi Urla merkezi o tarafa doğru gidiyoruz. Bir eczane bulup burun spreyi alacağız. Arkasından da Ali'cimin yanına gideceğiz. Urla'da kalacağız bu akşam. Her zamanki gibi benimlesiniz. Vallahi güzel bir gün ya. Böyle hoşuma gitti bugün benim. Aslında benim planım şeydi. Hani Hilltown'a gidip Zara'dan falan birkaç değiştirmem gereken bir şeyler var. Alışveriş falan yapmak istiyordum ama şampuanımı aldım. Saç bakım yağlarımı aldım. Kendime unik bir şey daha aldım. Onu size gidince göstereyim. Daha Kaan'ın bile haberi yok bundan. Her neyse. O şekilde yanımızda eşofman, kıyafet, hiçbir şey almadık. Yarın da muhtemelen beni aynı kombinde göreceksiniz. Çünkü yanımızda hiçbir şey almadık yani. Hani orada kalır mıyız kalmaz mı, ama kalırız muhtemelen. O yüzden böyle rutin ve güzel bir gün. Yani şöyle olsun. İzmir'de yaşamak isteyenler bazen diyorlar işte hani hafta sonları ne yapıyorsunuz? Bir şey bu şekilde çok güzel geçiyor. Havalar da böyle güzelken hele bu mevsimde mesela Çeşme'ye, Ildır'a, Alaçatı'ya günübirlik gidip gelebiliyorsunuz. Böyle keyifli oluyor hem de. Aşağıdaki köyün güzelliğine bakın. Tam şey ya, Şirinler Köyü. O kadar güzel ki bir köy var ki tam böyle dağın yamacına kurulmuş değil mi? Yamacına mısık etkenmiş de dağda evet. Evler olur. Aşağıda da tarım yapılır. Aynen öyle. Ben sana bir şey soracağım. Eve geldiğini bilmiyorum dedi. Gel Aytan, oraya oturacaksın. Eve geç geldiğini bilmiyorum dedi. Ben kalkarım. Tamam. Şarkı söylemiş. Kadın bayağı genç ama teyze falan değil. Genç, başı bağlı diye. Ne kadar genç ya. Nereden baksa 50 yaşında var. Kabardı. Ay kadın nasıl bulmuşlar? Çocuğu bulmak evet kolay. Ya. Günaydın. Günaydın. Bol ekimli bir pazar gününden. Ne ekiyorsun? Mısır ekiyoruz.
mısır. Bu yaz bol bol. Ben çok mısırı çok sevdiğim için ilgi alanım olan şeyleri yapıyorum bahçede sadece. Adam çizmişim mi olacak şimdi ya? Evet, bize şimdi mısır dikmeyi öğret bakalım. Evet, arık açıyorsunuz. Arığın içine ikişer tane, üçer tane mısırı böyle koyuyorsunuz. Üstüne de toprakla böyle kapatıyorsunuz. O çekmeyi de sen bana göstereceksin. Bu çekme olayı falan böyle. Ben onları halledeyim. Annem de biber ekiyor. Dikiyor. Ekmek mi dikmek mi? Yeni fönizaştırma dikime getirdim. Vay vay vay, ojeli tırnaklarıyla mısır dikiyor. Kalıcı ojelerimle. Bozulmasın diye böyle bir eldiven annemde. Bak haftaya geldiği zaman kendi eldiven... Haftaya. Bir tane eldiven alayım ben kendime ya. Bu bahçe evet, işlerine girdim artık, tamam. Ha, bahçe eldiveni al kendine. Pembe renk var mı bahçe eldiveni? Ha. Bir tane şey çizme al kendi, lastik çizme. Pembe renk çizme lastik, bir tane de pembe renk eldiven alayım. Çizme, pembe eldiven. Her şeyin bir raconu var sonuçta, öyle dümdüz yapamam yani. Öyle değil mi? İnsanları gitmeye şey, toprakla uğraşmaya heveslendim. Aynen. Öbür türlü giyinmek, süslenmek herkese. Evet ya, şey mesela fide linki verelim mesela, biber fidesi linki. Tabii. Trendyol'dan. Atatoğlu mısır değil. Mısır linki. Bak Atatoğlu link şeyden, halamda emmimden. Ama şeyci Atatoğlu diyeceksin. Atatoğlu mu? Atatoğlu. Siz onda üretiyor tersini diyeceksin. Mısır yemeye bekleriz. Ben mısırları diktim. Hadi sula bakalım. Fasulyeleri de serdik. Peki ya o? Şimdi? Evet. Mesela 4 bardak su koyuyorsun. Ben işte yazın vişne reçeli yaptım. 1 bardak şeker attım sadece. Biraz ekşi olsun istedim. Çok güzel oldu. Bilerek bir kaşık bir tane attım yani. Yetti. Süt. Aynen, küçüklerden alsana. İyi değilim ya. Markete geldik. Urla'dan çıkıp eve doğru geldik. Ne? 4. Aynen 4 tane yeter. Şuradan müsli yulaf alayım. Çayımız var mı? Hay hay, çay alacağız. Şundan alıyorum. Var ama ya. Hayır aşkım ya. 19. Börek yapalım haftaya aşkım, bir şey. Benim canım ya, sütlaç annemlerle yapacaktık. Yapamadık ya, bir şey alıp yapsak mı eve gidince? Ben yaparım ya, onlarla çok az. Ama şimdi dedim ya. Canım böyle tatlı çekiyor. Kadıkların fiyatı 15 lira. Her şeyin fiyatı gel. Şu ne? Kazan dibi. 13 liraymış. Bunu hiç yaptınız mı ya? Ben hiç evde denemedim bunu. Canım tatlı çekiyor. Bir tane bulursun. Mesela şöyle garnitür falan alalım mı? Makarnayla falan karıştırmalık. Bezerde hangisini alıyorduk biz ya? O kadar uzun oldu ki almayalım. Kaş güzel bir ya. Kaş alıyorduk. Kaş alalım. Çok erimiş ya. Evet. Tamam, bunu al. Bu erimemiş. Aynen. Bir de bunu alırken bak, kapağı şişmiş. Pirinç var evde. Büyük paketi yok mu? Yok. Ah, bu kadar alalım. Yok ya bak. Ay ben şuna var ya, bayılıyorum ya. Bu neydi? Kremalı. O da çok güzel limonlu. Evet. Ama en çok onu seviyorum. Bunun büyük paketçisi yok mu ya? Normal çaya banması çok güzel oluyor. Bir koli alalım böyle. Yok be, o kadar büyük. O kadar büyük abartma. Ne olacak? Kaç tane? Pringles istiyorum ben. Bir tane Pringles alsak mı ya? Abur cubur reyonundayız şu anda. Hafta sonları sadece yediğimiz için. Şey, yumuşatıcım bitti de. Bunun alacağım. En güzel ve en kalıcı kokusu bu. Tabii ki de arka sıralardan alıyorum. Benim gibi takıntılı mısınız bilmiyorum ama. Her şey hep en arka sırada oluyorum. Şu amber de çok güzel ama çok kalıcı değil ya. Yani. En kalıcısı bu yani. Bunu alacağım. Geliyorum.
Deterjan olarak da ben bu tarz sıvı deterjan kullanıyorum. Daha önceki alışveriş videolarımda da görmüşsünüzdür. Şundan hatta. Şu ikisi gerçekten güzel. Şu anda onlar var. Bir tek bunu alıyoruz. Temizlikte şu yüzey temizleyicisinde şu Mutlu Yuvan Bingo'nun o kadar güzel kokuyor ki tam bir beyaz sabun. Temizlik. Ben beyaz kokunu seviyorum. Aa bu da güzelmiş. Neymiş bu? Viking. Bu da iyi. Kokusu güzelmiş. Ama en favorim bu. Bir de şu Dixie'nin şu şeyi, çam kokulu olanı. Şunlar var. Elif alırken bunlardan alırım. Yerler kayıyordu. Evet o diğer evde şeydi. Şu güzelmiş ya. Viking'in beyaz sabun kokuyor o da. Hoşuma gitti. Bunun kokusu bence. Bunu alalım dur. Tamam. Evimize geldik sonunda. Valla orada da biraz çekmeye çalıştım size. Sonra oradaki işleri hallettik. Oturduk, sohbet, muhabbet falan. Çok böyle açıp elime kamerayı alıp açamadım. Üstümdeki sivitimi de dün beni çıkartamadım. Altımda tabii ki de bu beyaz eteğim duruyor hala. Bu pazar. Yani bu hafta sonu full bu eteğimle geçirdim vaktimi. Her neyse. Şimdi saatlerimiz kaç bilmiyorum ama 6'yı geçiyor muhtemelen. 7'ye geliyor. Alışveriş yaptık. Market alışverişini hafta içi mi yapsak, nasıl yapsak? Hazır vakit varken dedik ki gidelim. Biraz size göstereyim. Çok detaylı göstermeye gerek yok. Her iki şeyleri aldık. İşte ıvır zıvır makarna, işte bisküvi çeşitleri, çeşit peyniri aldık ekstradan. İşte yoğurt, yumurta falan klasik şeylerden aldık. O yüzden şimdi biz bu market alışverişini biraz yerleştirelim güzelce. Sadece saçlarımı kestirdikten sonra bir butikten küçük bir şey aldım kendime. Size onu göstereceğim birazdan. Şu market alışveriş poşetlerini. Şöyle mesela yarın ofise götürmelik aktive yoğurt aldım kendime. Çiçekler ayırmışsın ama. Şöyle mesela bisküvi çiçeklerinden falan aldık. Bunların hepsini yerleştireceğiz şimdi hepsini. Ney? Şöyle çilek ayırmışsın. Ben onları ofise götürecektim sözde. Tamam götürün. Bu arada çilek vardı evde. Çok yiyemedik ya vakit de yok. Bir kısmını buzluğa attım çileklerin. Bir kısmını da böyle poşetledim. Yarın ofise götürürüm. Yoğurt yulaf yapınca çok güzel oluyor. Seviyorum. Bu tarz meyvelerinizi hani kullanmayacağınız, yemeyeceğiniz varsa da buzluklarınıza atın. Böyle şey atıyorum böyle bol kaselerine, granola kaselerine falan çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Hele böyle yazın buz gibi mis. Geldim. Şu an saatlerimiz 9'a geliyor. Ben yarım kalan bir şarabımız vardı. Onu içtim. Şimdi bitti. Kalan da biraz yemek yedi. Benim canım yemek yemek istemedi. Şimdi şu mutfağı bir küçük toparlayacağım. Kalan yediklerini toparlayayım. Akabinde hemen size aldığım şeyi gösterip duşa gireceğim. Pazar bakımlarını yapıp bu videoyu artık burada yavaş yavaş kapatalım. Şimdi ortalığı toparladım ve geldim. Fistan by Melisa'dan aldığım eşofman altım var. Kapşıracağım. Siz de görün. Şu eşofman altlarını çok beğeniyordum. Gri antreset tonlarında. Şöyle şu koltuğa koydum ki rengini daha iyi görebilin diye. Şalvar modeli. Beli bu şekilde lastikli. Şöyle dökümlü bir pantolon aldım. Bilek kısmı da bu şekilde lastikli geliyor. Ben medium'unu aldım. Böyle o kadar güzel durdu ki üzerimde. Biraz şu an karışık tabii bir yıkayıp şöyle bir güzel bir üzerine kraplarla falan çok rahat bir şekilde kullanabileceğim bir kumaşı var. Hem yazın da böyle tiril tiril. Çok güzelmiş kumaşı. Bunu aldım. Fiyatı ne kadarmış? 265 liraya aldım. Bunlar çok trend zaten. Şalvar model böyle pantolon eşofmanla eşofman gibi duruyor. Bunu bir hafta sonu haftaya falan bir güzel bir kombinle size Instagram'a bir fotoğraf atarım. Daha sonra Fistan by Melisa'dan aldığım bu kadardı. Bir de kozmetik alışverişim var. Bunları poşete koydum. Benim kullandığım şampuan bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sülfatsız Brezilyan Keratin diye geçiyor. Bu ürünün şarjım bitti. Sizi şu anda şarja taktım. Dedim ki hani bitireyim şu videoyu. Size anlatırken yarım kalmasın. Şimdi şu markanın şampuan, umarım ışık tersten geldiği için göremiyor değilsinizdir. Bu markanın şampuanlarından çok memnunum ben. Aylardır da bunu kullanıyorum. Düzleştirici sülfatsız olan modelini kullanıyorum. Birçok şeyi var bunun, çeşidi var. Ben kendi saçıma göre olanı kullanıyorum. Şu an saçlarımda zaten fön var ama bunu kullanmaya başladıktan sonra ekstradan düzleştirici ya da ekstradan bir keratin bakımı yapmama gerek kalmıyor. Gerçekten çok güzel. Kokusu da şahane. Bal gibi bir kokusu var böyle. Çok güzel. Tavsiye ederim bunu. İndirimden aldım. Bunların fiyatları normalde biraz pahalı. Ve saçlarımı artık kestirdiğim için şu argan yağını aldım.
Bunun, bu markanın argan yağını çok merak ediyordum. Aynı şekilde bu şampuanımla aynı marka zaten ikisi de. Bir de argan yağını aldım. Duştan sonra hem artık biliyorsunuz ki Dyson'ımız var. Dyson'la saçlarımı yaptıktan sonra uçlarına kullanırım diye. Bunun özelliği de neymiş bilmeyenleriniz için. Yenileyici. Kuru ve sertleşmiş saç tellerini onarmaya, parlaklık kazandırmaya ve eski hale dönüştürmeye yardımcı oluyormuş, bilginiz olsun. Klasik bir argan yağısına, biraz daha güçlü olan herhalde bu. Bir de bunu aldım. Bir de ne aldım? Nemlendiricim bitmişti, vücut nemlendiricim. Bu Dala'nın ürünlerinden inanılmaz memnunum. Gerçekten çok güzel, daha da doğal içerikli olduğu için. Hem kokuları da çok güzel, hem de ürünleri gerçekten güzel. Dala'nın da zeytinyağlı besleyici losyonunu aldım. Şu şekilde vegan bir ürün zaten. Bunları alırken bu şekilde olmasını tercih ediyorum. Böyle 3 tane bir kozmetik alışverişim var. Bu şekilde bir de pantolon alışverişim vardı. Size şöyle bir üzerimde göstereyim mi onu? Görebilir misiniz bilmiyorum ama burnum takmaya başladı. Nezle olacağım herhalde. Şöyle belli lastikle o kadar rahat ki böyle bunu güzelce bir kombinleyip bir an önce giymek istiyorum. Umarım ters ışık ya biraz. Kendimi karanlıkta görüyorum ama umarım siz benim kadar karanlık görmüyorsunuzdur. Şimdi şu üzerimde de artık değiştireyim. Bir duşa gireyim. Saçlarımı kuruturken Dyson'ımdan sizi tekrardan açacağım. Bir göstereyim size, beraber kullanalım değil mi? Ve duştan çıkıldı. Saçlarım şu anda taradım güzelce. Şimdi Dyson'ımla başlıyoruz. Öncesinde kurutma için bu başlığı kullanıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burayı çevirdiğim zaman şurada bir tırtıklı, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tırtıklı bir şeyi var. Aparatının buraya gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman bunu da kurutuyorsunuz. Bu aparatı bu şekilde içine sakladığınız zaman şunun içine. Bunun başlıklarını şu şekilde oynattığınızda da şöyle yaptığınızda da saçınızdaki elektriklenmeyi ve kabarmayı alıyor. Bunu denedim. Bunda inanılmaz memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Şu an saçımda hiçbir şey yok. Normal saç kremini elime sürdüm. Tarayışını yaptım. Mis gibi. Kırpmalarımı da görüyorsunuz. Şimdi güzelce hadi kurutalım. Şimdi ben çok hafif nemli bıraktım. Ama gördüğünüz gibi hızlı ve güzel bir şekilde saçlarımızı kuruttuk. Şimdi şu tarafıyla da şöyle gördüğünüz gibi biraz tüleriyor şeyden sonra, kurutmadan sonra. Bununla da kenardan verdiği molayla da çözdüm. Bazen daha yeni yeni öğreniyorum diye karıştırıyorum, bakar mısınız? Bu şekilde üzerindeki o şeyi alıyor, elektriklenmeyi de. Şimdi bakın. Bir buradaki farka bakın ve saçı yumuşacık yapıyor. Bir de buraya bakın. Bence anlaşılıyordur herhalde. Bu iş kurutmadan sonra bunu hep yapıyorum. Hem elektriklenmeyi şey yapıyor, engelliyor. Hem de kabarmasını engelliyor ve saçı sanki böyle. Hatta bu şekilde bile bence doğal kullanmak istediğiniz zaman bence bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Şimdi hemen burayı da yapalım. Sonra şekillendirmeye geçelim. Şimdi saçlar tamam. Şöyle göstereyim. Dışa olarak şu fırçasıyla başlığıyla yaptım. Bakar mısınız? Gayet de bu şekilde bile çok güzel şekil aldılar. Şimdi de iki tane şu şekilde başlığı var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Ben kalın olanını daha çok tercih ettiğimi düşünüyordum ama ince olan daha güzel bir şekilde şekil veriyor bence. Şimdi şu kalın olanı değil, ince olan başlığıyla yapacağım. Çıkartması da çok kolay, görüyorsunuz. Şurada bir şey var. Şuraya indirdiğiniz zaman zaten tık diye çıkıyor. Şimdi de bunu takalım. Burada da iki tane bir şey var. Sağa çevirdiğiniz zaman sağa doğru şey yapıyor, şekil veriyor. Sola doğru çevirdiğiniz zaman da sola doğru şekil veriyor. Gördüğünüz gibi kendisi gayet de hemen yakalayıp saçı sarıyor. Sanırım biraz şöyle, pardon, sizi şöyle biraz yakından göstereceğim.
Bakar mısınız buknelere? Sanki oldu gibi. Bilmiyorum ama şöyle size göstersem. Görebilmişsinizdir inşallah. Biraz oldu ya. Ben zaten şimdi sabaha kadar muhtemelen bu saçım sönecek. Ama sabah yeniden üstünden geçeriz. Bence güzel oldu bukleler. Kırpmalar da tamam ya. Güzel şekillendi vallahi. Biraz öğreneceğiz yakında. Ve saçlarım birazcık da olsa bence anladım. Öğrendim ben bu olayı birazcık sanki. Bakın şöyle güzel bir bukle oldu. Yani şöyle şey en azından tülermiyor, şekilsiz kalmıyor. Sabaha kadar birazcık iner muhtemelen ama sabah tekrardan üzerinden geçeriz. Bence güzel. Yani en azından evde böyle bir şekillendiricinin olması bile insana güven veriyor. Hemen şipşak saçlarınızı rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bilmiyorum ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bunu her modelini yavaş yavaş birlikte sizinle deneyerek öğreneceğiz inşallah. Hoşuma gitti ya. Öğreneceğiz, çözeceğiz. Bu arada Kaan da yemeğimizi pişirmeye başlamış. Bakar mısınız? Domatesler, patlıcanlar pişiyor. Ve evde şu anda var ya mis gibi bir yaz domatesi kokusu var. Muhteşem yani. Çok güzel kokuyor. Ben de böyle saçlarımı yaptım. İyi oldu ama saçım hemen aktı. Çünkü muhtemelen şey argan yağını sürdüm. O argan yağı biraz hemen akıttı saçlarımı. Saçlarım zaten böyle çok kalın bir saç serim olmadığı için şey yaptı. Verdiğim bukleler birazcık da olsa düştü ama yine de bence güzel. En azından fönlü gibi duruyor. Günaydınlar. Kapanışı yine buradan yapıyorum gördüğünüz gibi. Evde dün akşam aslında kamerayı elime alacaktım ama gerçekten artık sızmışım. En son sizinle yemek gösterip saçımın en son şekillerini gösteriyordum size. Şimdi bugün sabah da böyle uyandık, kahve falan içtik. Dedim ki ofise geçince dedim artık bu videonun kapanışını yaparız. Umarım keyifli izlediniz, beğenerek, severek izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Tam böyle bir günlük vlog havasında oldu aslında. Saçımızı kestirdik birlikte, güzel güzel dolaştık, Orlu'ya gittik. Elimden geldiği kadar size de çekmeye çalıştım. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarımda ve diğer vloglarımda görüşünceye kadar kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşürüz.